Elon Musk'ın Neuralink projesi bir kez daha dünyanın gündemine. Beyninize yerleştirecek bir çip felç gibi pek çok hastalığa çare olma umudu taşıyor. Tabii izniniz olursa. Zira Musk insanların deneye katılması için vizeyi aldı. Olası etkilerini ve süreci ekibimiz araştırdı. İnsanın beynine yerleştirilecek bir çipten söz ediyoruz. Teknoloji lideri Elon Musk'ın şirketi Neuralink yıllardır beklediği onayı aldı. Beyin çipi insanlar üzerinde denenecek. Peki nedir bu beyin çipi? Aslında en basit ifadeyle bir onarıcı. Yapay zeka ile insan beynine entegre edecek Neuralink çalışmalarında bozuk para büyüklüğündeki bir çip insanların kafalarının içine yerleştirilecek. Ve beyin çipi hasarlı olan sinirlerin beyin tarafından uyarılabilmesini sağlayacak. İğneye değdiğiniz zaman elinizi çekmeniz. Bu sinirsel bir iletiyle olur. Eğer bu sinirsel ileti bozulursa siz bu hareketi yapamazsınız. İşte buradaki sinirsel ileti hasarlı kısma müdahale ediyor ve siz düşünerek hareket ettirebiliyorsunuz. Felçli, ALS'li hastalar ve benzeri Alzheimer, demans, Parkinson gibi hastalıkların tedavi edilebileceği düşünülüyor. Çipin tedavi edeceği bu hastalıkların hepsi beynin motor hareketleri kontrol eden bölgesinde oluşan hasardan kaynaklanıyor. Çalışmalarda ilk olarak buna yönelik yapılacak. Çünkü yürüme, çiğneme gibi motor becerileri insan beyni çok daha iyi biliyor. Yapay zekada çalıştıkça öğrenen bir yapı. Bu sayede o da tıpkı bir bebek gibi önce motor becerileri öğrenecek. Böylece insanlar için daha ileri beceriler geliştirmesi de mümkün olacak. Hani biraz Cem Yılmaz'ın Gori gibi filmlerinde biraz da tekvando yükle, biraz da karate yükle gibi espriler vardır ya. Aslında o tür öğrenme amaçlarına yönelik de pek çok kazanım sağlanınca ifade ediliyor. Ütopik gelen şeyler bile gerçekleşebilir. İleride ama, şimdi değil. Uzmanlar Neuralink'in 6 yıl sürecek insanlı deneylerinin getiri ve götürüleri konusunda ikiye ayrılmış durumda. Her deneyde maalesef hiç istemediğimiz zorluklarla ve zor durumlarla karşılaşabiliriz. Umarım minimum hasar ile çok güzel sonuçlar alınır. Nörolojik hasar olan insanlara çok güzel umut olacağına inanıyorum. 2030 yılında evet ALS gibi bir hastalığa belki çözüm olacak. Belki körlüğü giderecek. Ama 2055'te ne olacak acaba Zeynep Hanım? Aynı çip ne yapacak? Bütün bu çalışmaların etik ve erdem sınırları içerisinde sağlanmasını gerçekleştirecek bir takım mekanizmaları kurma peşinde olmalıyız.